Merhaba hanımlar. Bugün sizlere dondurma anahtarlığımızın yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Sap kısmına bej rengi kullanırsanız daha güzel olur. Benim elimde yok. O yüzden kullanamadım. 4 milimlik inci kullanacağız. 0,2 milim naylon misina. Takı iğnesine ihtiyacımız var. 16 numara iğnem, çift kat ip kullanacağım. Yaklaşık 2 metreye kesmeniz gerekiyor. 4 tane beyaz incimizle başlıyoruz. Sağlam olması için tekrar içlerinden dönüş yapacağım. Beyaz incim plastik, kahverengi olan cam incim. Onun haznesi biraz daha beyaza göre daha dar. Bu şekilde ikinci dilimle tamamlandı. Bakın 1 2 3 dilim oldu. Toplamda 5 olması gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ikinci sırama geçebilmek için boncuğumun içinden geçtim. Çeviriyorum. Köşelerde üç boncuk işlemi yapacağız. Daha sonrasında ikişer boncukla devam edeceğiz. Kahverengi boncumdan çıkışımı yapacağım. Şimdi üçüncü boncumdan çıkmam gerekiyor. Beyaz boncumdan. Bu sıramız da tamamlandı. Çevirdik. Köşeye geldik. Köşede 3 boncuk kullanıyoruz. Bir önceki yaptığımız işlemleri
önceki sırada yaptığımız işlemlerin aynısını devam ediyoruz. Üçüncü boncuğumdan çıkacağım. Bir sonraki sıramız da aynı. Üç sıra yaptık. Şimdi bakın buradayız. Beyaz boncuk kullanacağım. Onun için bir kahverengi, bir beyaz, bir kahverengi boncuğumu aldım. Köşeyi bu şekilde yaptık. Üçüncü boncuğumda çıkacağım. İki tane beyaz boncuğumu aldım. Şimdi burada beyaz boncuğumdan sağa doğru çıkış yapmam gerekiyor. O yüzden ip yürüteceğim. Görseli de bıraktım. 3 tane beyaz boncuğumdan geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde bakın. 3 tane beyazdan geri dönüş yaptım. Kahverengiden ipimi yürüteceğim. Bir sonraki sıra için bu işlemi yapmam gerekiyor. İpimin yönünün sağ tarafa bakması gerekiyor. Evet, bu şekilde ipimizin olması gerekiyor. Bir beyaz, iki kahverengi. İki kahverengiyi alıyoruz. Üçüncü rengimiz beyaz olacak. Bu şekilde.
Evet, tamamladık. Şimdi sap kısmına geçiş yapacağız. İpimizi içlerinden yürüterek tam ortadan ipimizi çıkartacağız. Bu ip yürütme normalde ipiniz kısaldı yetmediği zaman da ekleme yapacağınız zaman aynı şekilde boncuklarınızın içinden ipinizi yürütebilirsiniz. Aralara birer tane düğüm de atabilirsiniz. Şimdi 3 tane kahverengi boncuğumu aldım. Dediğim gibi burada bej rengi boncuk kullanırsanız daha güzel olur. Şimdi birleştirme yapacağız. Birer tane boncukla ipinizin tam ters yönünde, mesela ipim alttaysa üstten, sağdaysa solda, soldaysa sağdan geçiş. Çapraz bir şekilde geçiş yapıyoruz. Tam tersi. Şimdi beyaz boncuğa geçeceğim.
Şimdi burada boncuğun haznesi dar olduğu için ben burada bir halka oluşturacağım. Aparatımı geçirmek için 6 tane 11'e 0 kum boncuk kullandım. Sağlam olması için tekrar içinden geçiyorum. Kullandığınız boncuğun incinin haznesi geniş olursa, halka geçebiliyorsa bu işlemi yapmayabilirsiniz. Direkt boncuğunuzun içinden halkanızı geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim boncuğun haznesi çok dar. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Bakın burada da ilk baştaki gibi baklava dilimi oluyor. Tekrar boncuklarınızın içinden geçerek sağlamlaştırıp anahtarlığımızı bitiriyoruz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince sizlere detaylı anlatmaya çalıştım. Zaten hiçbir zorluğu yok. Çok kolay bir model. Kafa karıştıracak bir yanı yok. Bu şekilde de halkasını geçirdiğiniz zaman aparatını anahtarlığımız bitiyor. Yapacak, deneyeceklere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.